Herkese merhaba. Yeni bir Sınırsız'da karşınızdayız ve bugünkü konuğum aslında Medyascope'un özellikle podcastlerini dinleyenlerin aşina olduğu bir ses, aşina olduğu bir isim İdil Elveriş. İdil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, siz de bugün bu yayını yapmamızın sebebi iki ayakla aslında. Birinci ayağı arabulucu olmanız, profesyonel bir arabulucu olmanız ki Türkiye'de bu hala çok anlaşılamamış bir konu. İkinci özelliğiniz de bu arabuluculukla ilgili bilgilerinizi insanlarla paylaşmak için bir podcast yayınına başlamış olmanız. Önce isterseniz podcast yayınıyla başlayalım. Neden bir podcast yapma ihtiyacı duydunuz? Çok teşekkürler. Neden? Evet, bir sürü sebebi var aslında. Bir tanesi Türkiye'deki sözlülük kültürüyle çok alakalı. Türkiye bir yazılılık kültürü değil, bir sözlülük kültürü ve sözlü şeyler daha çok takip ediliyor ya da izleniyor. Yani bir video ya da bir ses kaydının daha çok kişiye erişmeye imkan sağlayacağını düşündüm açıkçası. İkincisi, hukuk böyle çok muhafazakar bir camia. Ben de hukukun, bu camianın böyle daha yenilik sever kanadında yer alan birisiyim ve bugüne kadar yaptığım şeyler de daha böyle yenilikçiydi. Bu da öyle bir şey olsun istedim. Yani hukuku camiasına, yani arabuluculuk sadece hukuka indirgenemez belki ama biraz böyle popülerize edebilmek anlamında daha çok kişiye erişmeyi sağlamanın ötesinde hukuk camiası da biraz böyle yeni mecraları kullansın, görsün diye de düşündüm. Şahsi bir nedeni de var aslında. Benim eşim çok podcast seviyor ve sürekli dinliyor. Bana da sürekli birkaç tane her gün böyle yolluyor falan. Bir iki derken ben de aslında niye bunu yapmayayım? Yani söyleyecek sözünüz varsa niçin bu yeni mecrada olmayayım diye düşündüm. Birazcık buralardan beslendi açıkçası. Bir yandan da büyük bir açıyı kapatıyor aslında podcast'ınız. Çünkü Türkiye'de arabuluculuk üzerine en azından benim bildiğim kadarıyla öyle çok çok fazla yayın, insanların kolayca ulaşıp bilgi alabileceği yerlerde yok. Halbuki önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de herkes hani sokağa çıktığımızda hep bir tartışma, hep bir kavga için. Aslında bu sadece Türkiye'ye özgü değil, her yerde olan bir şey. Evet. Ama sonuçta herhalde önemli olan bir ihtilafa düşünce bunu olumlu sonuçlandırabilmek. Şöyle, şimdi çok teşekkürler bu soru için de aslında. Ben arabuluculuk diye başladım ama aslında arabuluculuktan daha geniş bir mecraya, çatışma çözümüne ve genelde çatışmaları, ihtilafları konuşmaya doğru kaydırmaya karar verdim. Çünkü dediğim gibi bunu sadece hukukçuların konuştuğu bir şeyden daha toplumsal bir yana çekmek gerektiğine karar verdim. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten çok ihtilaf var. Yani işimizde de var, evimizde de var, ailemizde de var, arkadaşlarımızda da var ama sokakta da var, siyasette de var ve belki bizim biraz çatışmaları konuşmaya, çatışmalardaki insan davranışını anlamaya ihtiyacımız var. Ama onun ötesinde çatışma illa pozitif sonuçlanmak zorunda değil. Yani biz yollarımızı ayırabiliriz ama bunu pozitif bir şekilde yapabiliriz. O anlamda süreç pozitif olabilir. Belki sonuç pozitif değildir. Dolayısıyla biraz bunları konuşmanın hayırlı bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası toplumsal anlamda da. Peki bizim toplumumuz pazarlığı çok seven bir toplum. Evet. Ama bu alışverişte kullandığı pazarlığı normal hayattaki işte düştükleri ihtilaflarda kullanmayı sevmiyorlar. Herkes dediğim dedik, çaldığım düdük, hatta böyle atasözümüz de var. Evet, evet. Bundan nasıl sıyrılabiliriz? Yani bir ihtilafa girdiğimizde, bir çatışma başladığında hem kendimizi hem karşımızdakini pozitif sürece nasıl yönlendirebiliriz? Çok güzel bir soru. Biz ihtilafa karşımızdakini anlamak için değil, yenmek için giriyoruz. Yani aslında insanların bir ihtilafa düştüklerinde bunu çözmek için benimseyebilecekleri 5 tane yöntem var. Biz Türkiye'de belki daha çok rekabetçi pozisyonu, rekabetçi modeli benimsiyoruz. O da işte yenmek üzerinden. Ama bu da ilişkileri bozan, gerginlik yaratan bir şey olabiliyor. Buradan nasıl çıkılabilir ya da bu pazarlık
nasıl değişebilir? Aslında dünyada giderek negotiation denilen pazarlık alanı ya da pazarlık değil müzakere deniyor buna. Ve müzakerenin de bir teorisi oluşmaya başladı. Yani işte bu kalem kaç lira? 100 lira. Aa 50 veririm. Hay hadi o zaman 75'te anlaşalım. Kapalı çarşı usulünün çok ötesinde konular olduğu, işte ne bileyim demirleme etkisi denilen bir şey olduğu, ilk müzakerede ilk teklifi yapanın orada bir demirleme etkisi yarattığı ve o sayı üzerinden konuşulmasına katkı sunduğu gibi son 40-50 yılda birazcık da davranışsal psikolojinin, ekonominin yardımıyla ortaya çıkmış veriler gündeme geldi. Dolayısıyla ben de aslında podcast'ta biraz bunları da tartışmaya ya da onlardan da bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani bizim bunu böyle atasporu olarak, bir pazarlık şeyi olarak bilmemizin çok ötesinde konular var müzakerenin içerisinde ve birçok arabuluculuğun içerisinde de müzakere var aslında. Fakat ne arabuluculuk eğitimlerinde ne de sokaktaki vatandaşta, hatta bu işi her gün yapanlar bile müzakere nedir, prensipleri nelerdir, ikna nasıl olur. Bunlar üzerine yeterince kafa yormuyor ama bu kültür de bence zaman zaman yavaşça belki zamanla zaman zaman demeyeyim değişecek dönüşecek diye düşünüyorum. Şimdi çevremizdeki teknoloji hızla değişiyor. Bu bizim iletişimimize de çok fazla yansıyor. Hatta iletişim alanındaki teknolojik değişimler son 20-25 yıla baktığımızda çok çok hızlı. Bu müzakerelerde ya da müzakere için iletişim kurarken bir şeyleri değiştiriyor mu? Şuradan örnek vermek istiyorum. Mesela eskiden devlet yönetimi dediğimiz şeyi hayal ettiğimizde devlet adamları bir yerlerde buluşurlar. İşte iki ülkenin insanları uzun görüşmeler yaparlar. Detaylı sayfa sayfa notlar alırlar. Onların üzerinden bir ortak metin açıklanırdı. Sonra da bu dünyaya duyurulurdu. Ama bugün mesela sabah bir kalkıyoruz. İşte Donald Trump bir tweet atmış ve bütün o ticaretle ilgili her şey değişivermiş. Bu bizi nasıl etkiliyor? Çok güzel bir soru aslında. Bence bu biraz sadece müzakereyle ilgili değil, siyasetle de ilgili bir şey. Çünkü özellikle Amerika, İngiltere gibi böyle demokrasinin kurumlarıyla çok yerleşmiş olduğu ülkelerde özellikle yaşanan bir political decay dediğimiz yani siyasal çürüme biraz sert bir ifade oldu ama bunun yaşandığını görüyorsunuz. Ben biraz bunu ona bağlıyorum ama bu ille de kapalı kapılar ardında bir takım müzakerelerin yapıldığını ya da bunların halen sürmekte olduğunu değiştirmiyor. Belki müzakerecilerin işlerini güçleştiriyor olabilir. Çünkü onlar bazı şeyleri basının önünde yapmadan çok ilerleyebilirken basının önünde bir takım pozisyonlar almak daha sonra onlardan dönmeyi güçleştirdiği ölçüde sıkıntı yaratacaktır. Ama belki bu popülist liderlerin de aslında sözlerinden dönmek gibi bir kaygıları yoktur. Dolayısıyla bir adaptasyon süreci geçiriyor ilk şokun ardından insanlar ve siyaset ve müzakereciler diye düşünüyorum. Şimdi iki soru olacak. Birincisi arabuluculukla ilgili gene. Evet. Şimdi siz mesela bir kuruma ya da iki kurum arasında arabuluculuk yapmanız gerektiğinde nasıl hazırlanıyorsunuz? Çok güzel bir soru bu. Arabuluculuk aslında çok hazırlanılmasını gerektiren bir şey. Taraflardan yazılı beyan istiyorsunuz aslında. 4-5 sayfalık neleri önemli gördüklerini, onların açısından bu ihtilafın nasıl doğduğunu anlatmalarını istiyorsunuz. Sadece sizin göreceğiniz. Mahkemelerde halbuki verilen belgeler karşı tarafa tebliğ edilir, onlar da görür. Dolayısıyla iyi arabulucular, yurt dışındaki birçok arabulucu taraflardan bu tarz beyanları topluyor ve ortadaki ihtilaf konularının neler olduğunu süzmeye, filtrelemeye ve onların üzerine çalışmaya bakıyor. Ben de biraz buna benzer şeyler yapmaya çalışıyorum. Mutlaka önceden o ihtilafla ilgili bilgi sahibi olmak çok çok önemli bir şey. O gün oraya gelen taraflarla hadi siz anlatın bakalım demek için çok geç oluyor. İyi bir arabuluculuğun ya da iyi bir ihtilaf çözümünün sanırım en önemli unsuru hazırlık.
Peki kurumlar ya da insanlar bir arabulucuya gitmeye karar verdiklerinde ne zaman karar vermeleri lazım? Yani ihtilafın neresinde ya ben bunda kendi başıma başa çıkamıyorum, birisini bulmalıyım demesi lazım? Çok, bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Şimdi aslında arabuluculuk rızai ve iradi bir süreç. Yani tarafların iradesiyle yürüyen, tarafların biz bu sorunu çözmek istiyoruz, işte Edil Hanım, Tamer Bey siz bize yardımcı olun demeleri gereken bir süreç. Eğer böyle bir irade olursa o zaman zaten arabulucunun işi çok kolaylaşıyor. Çünkü zaten taraflar o sorunu çözmek istiyorlar. Bu zaten işin %90'ı bile diyebiliriz. Ancak zorunlu arabuluculuk olduğunda Türkiye'de getirildiği gibi o zaman bu bir zorunluluğa dönüşüyor mahkemeye gitmeden ve o zaman işte bu taraf iradesinin biraz hasar gördüğünü ve arabulucunun çok daha böyle onları ikna etmeye çalışan, masada tutmaya çalışan bir role büründüğünü görüyorsunuz. Tekrar sorunuza geri dönersem, çok fazla şey olmadan, çok fazla kalp kırılmadan, çok fazla zarar doğmadan olması en iyi şey olur. Ama her zaman tabii ki böyle ideal şartları görmek mümkün olmuyor. Biraz da tarafların arasındaki sözleşmelere de bakabiliyor. Eğer kurumsal devamlılık arz eden bir şey varsa. Sorunuzun dışında şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yani bu podcast'le aslında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi sadece arabuluculuğa odaklanılması değildi. Çünkü arabuluculuk ihtilafları çözmenin sadece bir yöntemi. Halbuki benim burada biraz yapmaya çalıştığım şey arabuluculuğu bütün unsurlarıyla tartışabilmek. Bunun içerisinde müzakere de var. Çatışmalardaki insan davranışını anlamaya yönelik bilimsel verileri paylaşmak da var. Güncel gelişmeleri anlamak bu alandaki ve ihtilafları analiz etmeye çalışmak da var. Dolayısıyla sadece böyle arabuluculuk odaklı bakmamaya da çalıştığımı ekleyeyim. Yani buradan ben şöyle bir sonuca vardım. Hepimiz istersek birazcık okuyarak, dinleyerek, araştırarak kendi arabulucumuz olabiliriz. Yani şöyle, tam olarak değil tabii, amatör olarak diyeyim. Bence hepimizin çatışma çözebilme kapasitemizi artırmaya ihtiyacımız var. Çünkü çatışma bizim hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Ve çatışmayı illa negatif bir şey olarak görmeyi de bırakmamız gerekiyor. Şimdi çatışma olmaksızın siyaset olmaz. Yani siyasetin özünde zaten mesela çatışma vardır. Ama ya bu sadece siyasetle ilgili de değil. Farklı olduğumuz için çatışıyoruz ve hayatta farklılık kadar güzel bir şey de yok. Önemli olan farklılıkları bir tehdit unsuru, bir kavga unsuru, bir yenme, yenilme meselesi olmaktan çıkarmak ve ihtilafı hayatın doğal bir parçası olarak görmek ve tırmandırmamak. Yani bazen tabii tırmandırmanız gereken şeyler olabilir ama her durumda aynı tepkiyi vermiyoruz ihtilaflara. Bazılarından kaçıyoruz. Bazen diyoruz ki ya tamam, peki Tamer Bey sizin dediğiniz olsun. Bazen diyoruz ki hayır efendim, ne münasebet gibi. Yani dolayısıyla hepimiz çatışmaları yönetme kapasitemizi, çatışmaların nerelerden çıktığını, bunlara ilişkin neler yapabileceğimizi, o kapasitemizi geliştirme durumundayız diye düşünüyorum. Yani bu biraz hani başım ağrıdı, aspirin aldım gibi, temel sağlık bilgilerini bilmek gibi bir şey benim için aslında. Dolayısıyla hepimiz kendi arabulucumuz olmasak bile resmi anlamda hepimiz ihtilaf yönetme kapasitemizi artırarak daha sağlıklı ailesel, çevresel ilişkiler yürütebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Peki Türkiye'de sizin gördüğünüz, ya şuralarda da arabuluculuk yapılsa, birileri istese de bu yürüse şu problemleri çok kolay çözebiliriz dediğiniz işler var mı? Aslında bu bir tamamen perspektif meselesi. Mesela podcast'te bir programda ele almıştım. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'da biliyorsunuz mağdurlar için bir tazminat mekanizması getirildi.
Ama bu tazminatı bir mahkeme ya da böyle bir kurul karar vermedi. Çok böyle ülkenin en ünlü müzakerecilerinden bir tanesine gidildi ve bu 3000 kişinin her birini dinleyerek, her birinin hikayesini anlayarak karar veren bir kişi oldu ve bunun aslında orada yaşanmış olan travmaya çok iyi geldiğini anlıyoruz bu işi yapmış olan kişinin ifadelerinden. Dolayısıyla Türkiye'de de bir sürü kazalar, bir sürü felaketler vesaire oluyor ve insanlar duyulmak istiyorlar aslında. Ve bu tarz süreçler, müzakereydi, arabuluculuktu, kolaylaştırıcılıktı, bu tür süreçler kişilerin hikayelerini anlatma, onarıcı olma toplumda gibi fonksiyonlar gördükleri için Türkiye'de de benzer durumlarda kullanılabilirler. Bir başka örnek vereyim mesela. İskoçya'nın milli sağlık sisteminde çok ciddi taciz ve mobbing dediğimiz iş yerinde rahatsız etme benzeri şeyler yaşandığı ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine parlamento bu iddiaları dile gelmesi, araştırılması ve tekrarlanmaması için neler yapılabilir diye ülkenin en ünlü arabulucularından bir tanesini görevlendiriyor. Bundan da podcast'ta bahsettim ve adam parlamento tarafından görevlendirilip bu şikayetleri dile getiren doktorlarla, hemşirelerle, sağlık görevlileriyle görüşüyor ve sonunda bir rapor çıkartıyor ortaya. Yani ortada bir aslında buna yönelik bir kurumsal kültür olduğunu, bunları değiştirmek gerektiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz eğer haklı haksız yengi kayıptan çıkarsak ve toplumsal ilişkileri onarıcı, mağdurlara ses verici, herkesin anlaşılmasını sağlayıcı bir bakışı benimsersek, o zaman Türkiye'de de benzer durumlarda benzer süreçleri devreye sokabiliriz diye düşünüyorum. Yani bunun içerisinde her tür felaket olabileceği gibi kazalar da olabilir. Başka bizim şu ana kadar düşünmediğimiz bu tarz iddiaların dile geldiği kurumlar da olabilir. Beni aslında çok ümitlendiren bir şey, her gün böyle literatürde yeni yeni şeyler görüyorsunuz. Aa, burada da kullanılmış bu mekanizmalar. Ne bileyim, kamu kurumlarının vatandaşların şikayetlerini dinleyecekleri mekanizmalarda da kullanılabildiğini, meclislerde kullanılabildiğini görüyorsunuz. Yeter ki bakış açınızı değiştirin, kişileri duymaya, dinlemeye, onarıcılığa toplumsal ilişkilerde önem verin. O zaman onun yolları da kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Ben şimdi buradan tekrar podcast'e dönmek istiyorum. Tabii. Podcast dinleyici için çok güzel. Çünkü işte Wi-Fi olan bir yerde eğer internet paketiniz yoksa indiriyorsunuz. Hemen işte metroda kullanabiliyorsunuz. Hemen dinleyebiliyorsunuz. İşte saklayabiliyorsunuz. Az yer kaplıyor. Ses üzerinden gittiği için başka işle de uğraşabiliyorsunuz. Dinleyici için mükemmel podcast. Evet. Peki hazırlayan için öyle mi? Yani podcast hazırlamaya nasıl vakit buluyorsunuz? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim dermişim. Şimdi şöyle, gerçekten teknolojik kapasitenizi çok geliştirmeniz gerekiyor bir podcast işine girerken. Yani ben bu işe girerken neyin içerisine girdiğimi bilmeden girmişim. Bunu tabii zaman içerisinde anladım. Çok zaman alıyor. Ve maalesef Türkiye'de böyle kervanı yolda düzmek gibi bir mantık var, yaparken öğrenmek gibi. Keşke birazcık, şimdi geri dönüp bakıyorum, keşke birazcık daha teknolojik kapasitemi arttırarak bu işe. Ama belki ya da de bilerek, öyle hep gecikecekti. Evet, belki de öyle bir yerden başlamak gerekiyor. Dolayısıyla ele aldığım konuya bağlı olarak değişiyor. Bazen 2 gün uğraşıyorum, 2,5 gün uğraştığım oluyor. Çünkü bazen yabancı konukları konuk ediyorum. Onların söylediklerini Türkçe'ye çevirmek, onlara voice over yapmak başlı başına bir iş. Eskiden daha irticalen konuşuyordum. Fakat vesaire demek, onları temizlemek sonradan çok vakit alıyor. O yüzden bir metinle çalışmaya başladım. Bunu öğrendim. Ama yine böyle teknolojik şeylerle boğuşuyorsunuz. İşte bir mikrofonunuz olması gerekiyor. Tam çektim, yaptım diyorsunuz. Bir dinliyorsunuz. Arkadan sesler karışmış oluyor. Yankı olmuş oluyor. Çok zordu başta. Şimdi birazcık daha öğrendim. Ama yani
hala çok vaktimi aldığını söyleyebilirim konusuna göre, araştırmasına göre. Çünkü bilimsel araştırma da yapmaya çalışıyorum. Yani mesela demirleme etkisiyle ilgili yazılmış birçok makale var. Hepsini okuyamıyorsunuz tabii ki. Zaten bu nedenle de bir blog yapmaya başladım. Blogda programda bahsettiğim makaleleri yüklemeye başladım. Merak eden, ilgilenen kişilere de okuma imkanı verebilmek için. Dolayısıyla kaynaklara erişiminizle, ne kadar uzun program yaptığınızla çok alakalı bir şey harcadığınız vakit. Ama en az bir iki gün, bir buçuk iki gün, bazen iki buçuk gün gidiyor. 15 dakika için mesela. Evet, evet. Şimdi de şeyi düşünüyorum, yani biraz daha uzun programlar yapmak istiyorum. Demek ki daha uzun uğraşmam gerekecek. Bunu nasıl yapmak lazım? Düşünüyorum açıkçası. Peki podcast için yaptığınız röportajlar var. O röportajlar için randevu alırken yaşadığınız süreç nasıl? Yani insanlar podcast güzel konuşayım diyor, yoksa ne olduğunu araştırmaya falan kalkıyorlar mı? İşte böyle garip karşılayan oluyor mu? Şimdi daha önce söylemiştim, hukuk camiası biraz muhafazakar olabiliyor. Mesela şey diyorlar, ben kameraya çıkmam. Peki diyorum, o zaman podcast sizin için çok çok iyi bir şey. O insanları bence rahatlatan bir şey oluyor. Herkes çok fazla dinlememiş, duymuş olan oluyor. Dinlememiş olabiliyor. Ben de onun üzerine link yolluyorum. Bakın dinleyebilirsiniz diyorum. İlgi çekiyor. Yani kimse ben podcast istemiyorum, ben konuşmam falan demedi şimdiye kadar. Beni de şaşırtan bir şey oldu bu birazcık. Ben bir de tabii hem İstanbul'dayım hem Londra'dayım. Londra'da bu ihtilaf meseleleri, arabuluculuk meseleleri bakımından olunabilecek iyi yerlerden bir tanesi. İnsanlar konuşmak istiyorlar ve çok da böyle alışık değiller bildiğim kadarıyla böyle mikrofona konuşmaya. Onlara da ilginç gelebiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle temasa geçtiğim süreçlerde olumsuz bir tepki almadım açıkçası. Peki son olarak siz hem podcast yapımcısınız, tabii podcast yapan herkes bir şekilde podcast dinleyicisi de. Sizin sevdiğiniz podcastlerin özellikleri neler? Bu da çok güzel bir soru. BBC'nin programlarını ben çok seviyorum. This American Life var, bu eşimden bana sürekli gelen. Onu çok dinliyorum. Yani böyle hiç beklemediğiniz alanlarda, hiç beklemediğiniz konularda çok güzel şeyler oluyor. Tarihsel çok güzel konular oluyor. Sadece bir programa değil de konulara göre seçmeye çalışıyorum. Guilty Feminist diye böyle bir feminizm üzerine podcast yapanlar vardı. Onları izlemeye çalışıyorum ama yani aslında podcast'ın şöyle bir güzelliği var sizin de söylediğiniz. Böyle uzun zaman hiçbir şeye çok fazla vakit ayıramıyorsunuz. Ama bir yürüyüşe, bir metro durağı arasında bir şeylere vakit ayırabiliyorsunuz. İşte o zaman o vaktinizi hem böyle merak ettiğiniz konulara, hem size gönderilmiş şeylere, hem takip ettiklerinize ayırabiliyorsunuz. Ruşen Bey'i çok izliyorum. Medyascope'daki bazı şeyleri izlemeye çalışıyorum SoundCloud'dan. Biraz gündemle bağlı, biraz da ruh halimle alakalı diye düşünüyorum. İlhan Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bugün Sınırsız'da ara bulucu ve aynı zamanda anlaşabiliriz podcast'inin sahibi, sunucusu, yapımcısı İdil Elveriş'le konuştuk. İdil Elveriş'in podcast'ini merak ediyorsanız en kolay adres Medyascope TV'deki podcast sekmesi. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere.